Biz de seni bekliyorduk. Eline ne oldu? Sen kavga mı ettin? Sonra konuşuruz. Polis Asiye'nin katilini yakaladı. Oh şükür cezasını çekecek şerefsiz. Çürüsün orada sonsuza kadar gerizekalı. Yalnız babam çok korktu bir şey yapacaksın diye. Yapmadım. Geç kaldın ama abi. Özür dilerim abicim ama geldim. Abi biliyor musun Süsen abla bize bisküvi pasta yapmış. Ama sen gelmeden kesmedik. Biz de havuçlu kek yaptık. Hemen seviyormuş. Öyle duyduk. Hem de kalp şeklinde. Benden de senin gibi mini mini tatlı değil ama tuzlu kurabiyeler. Vallahi ben sizin kadar marifetli değilim. O yüzden içecekleri aldım sadece. Teşekkür ederim her şey için. Abicim. Nice seneler abi. Ablamla seni ne diyen mi abi? Evet, ne yapalım? Hediyelerini verelim mi? İster misin? Evet, Olcan. Bizim hediyemiz nerede? Çantada. Ben alayım hediyeleri. Bu sizinki. Ha. Unuttum şakası yapacaktım ama. Emel'cim, bu da Tolga abinle bizim hediyemiz sana. Abinin hediyesinden sonraki ilk açacağın hediye bizimki olsun bu sene, olur mu? Nice senelerin olsun prenses. Teşekkürler. Bence hediyeleri açmadan önce benim pastamı dene. Çünkü çok merak ediyorum ya, beğenecek misin? Olur mu? Önce pasta üfleyelim. Ha, Olcan ya, uzatsana oradan. Değil mi? Ay vallahi keselim artık ya. Vallahi keselim. O kadar güzel gözüküyor ki böyle şey oldum. İstedim. Tabii ki güzel olacak. Emel için yaptım ben onu ya. Çok güzel gözüküyormuş. Üfle bakalım abicim. Dilek tutmayı unutma ama. İyi ki doğdun fıstık. Oh. İyi ki doğdun ya güzelim. Oh. Ya bakayım. Oh. İyi ki varsın. Hiç doğdu. Ben de isterim. Ben de geleceğim.
Ben de bir yanık alacağım oradan. Hadi otur. Anacığım. Orhan. Oğlum. Neredesin? Bir genç kız geldi. Seni soruyor. Kimsin, nesin dedim ama bir şey söylemedi. Nasıl ya? Evde mi şimdi? Evet, evde. Oturdu, seni bekleyecekmiş. Sen ne zaman geleceksin? 2 dakika evdeyim anacığım. Geliyormuş. Misafirimiz mi var? Merhaba. Babacığım memleketten mi? Nereden, ben tanıyamadım. Ben de bilmiyorum. Babanla görüşecekmiş, onu bekliyor. Olacağım ben bu arada. Cansu. Çok memnun olduğum, babamı bekliyormuşsunuz. Evet. Siz Orhan Eren'in çocukları değil misiniz? Ya öyleyiz de sizi tanıyamadık, kusura bakmayın. Tanışırız. Saçlarım biraz kıvırcık değil ya oradan, benzet. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin babacığım. Nasıl yani? Babacığım. Babacığım derken? Babam. Babacığım. Oğlum, Betim benzin attı. Ne oldu? Tansiyonum oynadı herhalde anne. Limon su yapayım ben. Yok yok, iyiyim. Babacığım derken siz başkasıyla karıştırmış olmayasınız. Yanlış adrese gelmiş olabilirsiniz. Burası kar çıkması numara 1. Yok, yanlış adrese gelmedim. Sen Orhan Eren değil misin? Akif olsun, ne olur Akif olsun. Biz hep ona alışığız ya. Baba. Tamam, Orhan Eren, evet. Bak, yanlış gelmemişim. Kendisi babam olur. Kızım, sen bize kafa mı buluyorsun? Heh? Dalga falan geçmiyorsun değil mi? Şaka da yapmıyorsun. Baba, bir şey söylesene. Hakikaten ya. Sen sustun kaldın. Annemle konuşmadınız mı? Konuştuk. Çocuklar, ben izah edeceğim size her şeyi. Türk doğurma, seninle tabii şok oldun sen de adamcağız. Gel gel. Gel. Yavaş yavaş. Gel. Anlat. Şimdi ben askerdeyken kızcağızın annesiyle kısa bir arkadaşlığımız oldu. Sonra askerliğim bitti. Ben Yozgat'a döndüm. 4-5 ay sonra da annenizle evlendim. Ay, bu kız ne alaka bu? Adam diyor ya, bir arkadaşlığımız oldu diye. İşte bunlar sevgili olmuşlar. Annem de bana hamile kalmış. Tövbe estağfurullah. Oğlum, doğru mu söylüyor bu? Doğru. Yani bilmiyorum, doğruymuş anne. Ay ya, bayılacağım. Baba, senin gayrimeşru çocuğun mu var? Bak oğlum, düzgün konuş benim hakkımda.
Konuşmazsan ne olur be, ne yaparsın? Baba. Babacığım tamam, bir arkadaşlığın olmuş. Geçmişin, özelin, ona bir şey diyemeyiz de yani. Böyle önemli bir konu niye şu an hayatımıza geliyor? Yani niye şu an çıkıyorlar ortaya? Niye şimdi? Hay yaşa torunu. Çok doğru söylüyor. Hayır, bunların akılları neredeymiş bunca sene? Şimdi çıkıp geliyorlar. Çünkü ben yeni öğrendim. Babamla... Yani babam sandığım adamla annem biliyorlarmış. Ben de diyorum, bu adam beni niye sevmiyor? Niye bana üvey evlat muamelesi falan yapıyor? Gerçek kızı değilmişim ki. Neyse işte bu adam trafik kazası geçirdi. Ben de hastanede kan verecektim. Baktım kan uyuşmazlığı var. Anneme sordum, o beni geçiştirdi. Yok şöyle yok böyle. Anneannem patlattı bombayı. Çünkü sen Mustafa'nın kızı değilsin ki. Yani anlayacağım babaanneciğim. Biz yıllar sonra şimdi bu yüzden geliyoruz. Ben istedim gelmeyi. Ha. Ayrıca öyle bedavadan da çocuk sahibi olunmaz. Senin bana karşı bazı sorumlulukların var babacığım. Babacığım diyor Allah, ben kafayı yiyeceğim ya. Çıldıracağım ben. Bak çok güzel dinledik seni. Her şey çok güzeldi ama inanmadık değil mi? İnanmadık biz. İnanmadık. Kanıtın var mı? Yok. Belki yalan söylüyorsun. Bak kızım, geldiğimden beri ters ters konuşuyorsun. Benim annem yalan söylemez, lafını bil. Ya ben de çok bayılmadım size. Ama kardeşiz. Bak abicim diyorum, Allah'ım kafayı yiyeceğim ben, çıldıracağım ya. Bak şöyle yapalım, şöyle yapalım. Biz ailecek toplantı yapalım, tamam mı? Hadi sen bir git. Hadi. Ya bırak be! Vallahi çakarım bir tane. Mal mısın nesin be? Babaanne bak, mal diyor bana. Orhan nasıl bir kız bu böyle? Ya babacığım ya. Baksana. Resmen eziyorlar beni. Seni şimdi ben öyle bir ezerim ki seni. Şimdi ben öyle bir ezerim ki. Manyak mısın sen be? Sen çekeyim beni oğlum. Sen çekeyim beni ezerim lan. Hanike. Ben öldüm. Hanike. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun ya? Ya biz ne yaşıyoruz ya? Hani anneme aşıktın sen? Ya kızım niye anlamıyorsun? Şengül'den önceydi diyorum. Ne olursun ya, birazcık anlayın beni. Vallahi benim de kafam allak bullak oldu. Lütfen ya, birazcık sakinleşelim. Ne olur yavrum ya. Tamam, siz yeni kızınla sakinleşin, biz gidiyoruz. Hadi Aybike. Hadi. Oğulcan. 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 Orhan, bırak gitsinler. Bir hazvetsin çocuklar. Keşke soda verseydik ya. Sen bir sus. Ay, hazmetme acısından söyledim. Pardon babacığım. Elim yüzüm yık. Git yıka. Soğuk duşa gir sen, soğuk duşa. İyi gelir duş. Ay. Ne yapsak, çay falan mı demesek? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Şşş, öf. Ne diyeceğim sana? Ben sana ne diyeceğim? Hizmetçi bende. Tabii ya, ben sana en kralını, en kraliçesini bulacağım. Hizmetçilerin en kraliçesini bulacağım sana, çünkü benim melek karım yorulmamalı. Benim melek karıma kıyamam çünkü ben. Ah benimle piska saçtım seni. Canım benim, canım be. Tamam. Ben geçiyorum. Belki sen de gelirsin. Gelmem. Işınlanırım. Yani şimdi tanımadığımız, etmediğimiz birine ev almak mesele. Huyunu suyunu bilmiyoruz. Ne yapar, ne eder. Yani şöyle güvendiğimiz, bildiğimiz biri olsa tamam. Vallahi benim de içim rahat olurdu. Aynen, aynen. Aman! Benim, bak ben nasıl unuttum ya. Ya geldiğimde çocuklar dedi, Akif Bey sizinle bir şey konuşmamız gerekiyor dedi. Herhalde zam mı isteyecekler, ne yapacaklar? Ben de tamam konuşuruz dedim. Unuttum, unuturum. Unutulur, unutulması çok normal. Çünkü aklımı başımdan alan bir kadınla oturuyorum ben şu anda burada. Ya o yüzden gitti, kafadan gitti. Ben gideyim çocuklarla bir konuşayım, olmaz mı? Olur, olur git. Tamam. Konuş bakalım. Tamam, bir konuşayım, geliyorum ben hemen. Oh canım benim. Bak hadi bak.
Bahar'cığım, sen şimdi burada güzel güzel yemeğini ye. Ben geliyorum şimdi, tamam mı? Tamam. Nebahat Hanım, bir bakar mısınız? Acil mi Görkem? Ya şu masa ödemeyle ilgili sıkıntı çıkartıyor da... şu ikisini ödemek istemiyorlar. Süreyya. Akif. Bir an gelmeyeceksin. Ya ben nasıl gelmem? Ben nasıl gelmem ya? Sen çağıracaksın, ben dünyanın bir ucuna geleceğim ya. Böyle güzellik olur mu dedireceğim. Her baktığımda şaşırıyorum sana. Bu kadar güzel olmaz ya. Be kadın be ama. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bir sürprizim var sana. Ah. Ya. Akif. Akif bu çok güzel, çok zarif. Beğendin mi? Bayıldım. E takayım o zaman. Hadi. Dur bakayım bir takayım. Dur bakayım. Ah, senden güzel değil ama. İşte. Hadi bakalım. Bu da buradan böyle. Pardon. Gökhan neydi? Gördü bizi. Vallahi gördü. Akif gördü bizi. Tamam dur dur. Sakin ol ya. Sakin ol. Ay, bu adam da çok izansız efendim. Kapı çalmadan bir yere girilir mi? Adab-ı maşeret diye bir şey var ya. Dur bakalım. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Bulacağız bir yolunu. Hayır, hayır, hayır. Ortaklara bak sen bizim ya. Gökhan Bey. Ne bak? Akif'i gördün mü? Ya da Süreyya'yı. Hayır vallahi anne bak sakin olma, artık sakin olma. Bu tarafa doğru geldi galiba ama. Evet gördüm ikisini de. Süreyya Hanım mutfağa gitti, Akif Bey de bahçeye çıktı. Ha öyle mi? Tamam, teşekkürler. Oh. Ay. Of anam, ayaklarımın bağı çözüldü. Anam bittim. Bittim, sen Nebahat'e bak. Sen ne yaptın be Nebahat be? Ben uyurken bana çip mi taktın? Nereye gitsem buluyor kadın beni ya. Tamam hadi çıkalım buradan Akif, bir an önce bastı burası beni. Zaten adam da gördü ya, saçma sapan bir şey yaşadık ya. Biz ne yaşadık öyle ya? Hiç özelimiz kalmadı. Hiç özelimiz kalmadı hadi ya. Çıkalım çıkalım artık hadi. Çıkalım. Dur şey yapma, sakin. Sakin, sakin. Tamam, tamam sakin ben. Hadi bakalım. İyi akşamlar. Süreyya Hanım. O toptancıya vereceğimiz listeyi siz bir tamamlayın, ben onu göndereyim. Ne tamam. Teşekkürler, iyi çalışmalar. Hadi bakalım. Ya Gökhan'ım ya, sen niye öyle geldin bir anda patladın çıktın anlamadım ben. Ya bu rahatsız etmeyeyim sizi dedim ortak. Aa, ya bizim orası ortak kullandığımız bir alan ortak. Niye öyle diyorsun şimdi Allah'ını seversen? İşle ilgili bir şey konuşuyorduk neticede. Vallahi orasını burasını ben bilmem de... Nebahat Hanım gelseydi bayağı bir yanlış anlardı. Yani anlardı. Aman be kadınlar. Zaten gördüklerini yanlış anlıyorlar sürekli. Başımıza ne geliyorsa ondan geliyor be Gökhan. Değil mi? Yani. De dert etme sen. Hallettim ben o işi. Demin Nebahat Hanım geldi seni sordu. Ben de bahçeye gitti dedim. Halden anlarız biz ortak. Bakma. Biz de geçmişte öyle ufak tefek bir iki kaçamak yaptık yani. Arkadaş arkadaşı kollar değil mi? Eyvallah. Sağ olasın Gökhan. Sıkıntı yok ortak. Benden sır çıkmaz. Neyse. Hadi ben bunları malzeme odasına bir bırakayım. Hı? Eyvallah. Ne gereksiz bir samimiyet ya. Eli kolu da hiç rahat durmuyor. Bu ne? Tövbe estağfurullah. Sevmediğim şeyler.
Ayten. Ay. Orhan. Senin ne işin var burada? Cansu mu söyledi yoksa? Bak o kadar da tembih ettim ya. Seni almaya geldim. Eve gideceğiz. Hadi kalk yürü. Hayatta olmaz. Yok Orhan. Şimdi senin evde çocukların var. Çocuklar şok üstüne şok yaşamasın. Ay ben buraya kimsenin arasını bozmaya gelmedim yani. Ayrıca o kadar da soğuk değil yani. He, soğuk değil. Soğuk değil değil mi? Halimize bak. Bu ne ya? Hadi kalk yürü gidiyorsun. Hayır dedim ya Orhan olmaz ya. Tamam sen benim Cansu'mu aldın ya yanına. O yeter bana. Ben daha fazlasını isteyemem senden. Ya ben bu soğukta kimseyi sokakta bırakamam. Anladın mı Ayten? Hadi kalk gidiyoruz eve yürü. Hayır. Ya yürü. Tamam. Ama bak çocuklara sakın öyle temelli kalacaklar falan. Öyle bir şey çıkmayacak ağzından ha. Ben Allah'ın izniyle bir iş bulacağım. Ev tutarız biz kızımla yani. Ha siz baba kız ayrı görüşürsünüz. Ona bir şey diyemem yani. Ona karışmam. Orhan bak vallahi bu kız benim başımın etini yedi. Ben o adamı bulacağım, tanışacağım diye. Yani o adam derken seni kastediyor. Tamam tamam bunları sonra konuşuruz. Hava buz gibi hasta olacaksın. Hadi yürü. E vallahi kapacağız şifayı. Orhan. Bana bak bir çorba kaynatırsın artık ha eski sevgilini. Yürü yürü hadi. İçeriz ya sıcak sıcak. He? Ya keşke pijamalarımızı alsaydık ya. Ya da babaanneme söylesek o mu getirse? Olcan. Evimizin en orta yerine bir yıldırım düşmüş. Sen şu an uyumayı mı düşünüyorsun gerçekten? Kızım ne yapayım sabaha kadar durayım mı? Kol ver bakayım garip bir ses. Amcamın yanında kadın var. Kadın mı var? Bavul da var. Bavul da mı var? Baba hayır ya. Hayır ya bak güle güle gittim başımıza kötü bir şey geldi. Bu kadın kim? Bu kadın kim? Kim? Kim olacak? Kız kardeşinin anası. O da mı burada kalacak? Yavrum kalacak yerleri yoktu. Parktan aldım geldim ya. Merhaba çocuklar. Ayten ben. Cansu'nun annesi oluyorum. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Biz hiç memnun olmadık ama haberiniz olsun. Aybüke yapma. Kurban olayım yapma. Bak çok üzülüyorum ya. O zaman rica ediyorum gitsinler. Çıksınlar evimizden. Ben yabancılarla yaşamak istemiyorum ya. Yok yavrum yabancı değil. Biz babanla gayet iyi tanıyoruz birbirimizi değil mi Orhan? 20 yılımız var nereden baksan. Babanız Ankara'da askerlik yaparken biz çay bahçesi vardı. Ayten tamam. Ben anlattım her şeyi tamam. He tamam. Orhan yani şimdi bizi istemiyorlar mı? Amca istersen şöyle yapalım. Cansu'yla annesi bizde kalsın biz sizde kalalım. Yok oğlum yok. Bir gecelik bir şey değil ki. Bayağı bir kalacaklar. Siz rahatınızı bozmayın tamam. Ne demek ya? Ne demek bayağı? Bir de bayağı mı kalacaklar? Baba Allah aşkına bize niye sormuyorsun böyle şeyleri? Aa! Yeter ama artık yahu. Amma yüklendiniz adama. Mecbur olmasa getirmezdi herhalde. O da benim bir tanecik oğlum. Ne hale geldi adam? Doğru söylüyorsun. Biz yüklenmeyelim. Siz bavul dalın eve yüklenin. Değil mi? Ailecek orada yaşayın. Halbuki. Ya ne trip yaptınız ya? Sen sus be. Küçük kardeş bak seni hiç sevmedim. Çok üzülüyorum ama ya. Hiç olmadı böyle. Ya bir ben döneyim mi parka? Ya Ayten Allah aşkına başa sarmayalım ne olursun. Ben bavul alayım. Ay Orhan. Yeğenin bu mu? Maşallah. Çok hoş bir çocuk. Merhaba Ömer ben. Merhaba Ayten. Hoş geldin Cansu. Sağ ol ya. Sonunda bir insan yerine koydu. Tamam hadi. Hadi kızım hadi. Hadi girin içeri. Buyurun içeri. Geçin. Ömer. Kurban olayım. Konuş bizim çocuklarla. Ne olursun bak. Bir müddet idare etsinler ya hiç olmazsa. Yani bak konuş. Yani sanmasınlar ki ben de çok mutluyum yani. Zaten utancımdan yerin dibine geçtim. Vallahi şiştikçe şiştim. Ne yapacağım şaşırdım. Çıkacağım şu yolun ortasına yeter lan diye bağıracağım artık ya. Tamam amca ben konuşur hallederim ya düzülür. İnşallah. Ver şu bavulu ver ben götürürüm bırak. Hadi gir içeri sen üşütme.
ben ne yaşıyorum ya? Bu odanın hali ne? Ne olmuş? Bu gerizekalı kıza benim odamı vermişler. Bir de bütün kıyafetlerimi dışarı çıkartmış. Ben artık delireceğim. Bak delireceğim. Kardeşin ya, o yüzdendir belki. Aman da aman. Benim güzel kardeşlerim, günaydın. Ne yapıyorsunuz ya? Gerçekleri kabul ettiniz mi biraz ha? Aldı mı o kas kafanız? Kas kafa dedin. Dedim. Bunun üstündeki kazak... annemin bana doğum günümde aldığı kazak mı? Oğulcan. Evet, onun üstündeki kazak annemizin senin doğum gününde aldığı kazak, evet. Hani benim giymeye kıyamadım. Evet. Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun Allah aşkına? Sen kim oluyorsun da benim kazaklarımı benden izinsiz giyiyorsun ya? Sen mal mısın kızım? Sen gerizekalı mısın? Düzgün konuş be. Bak döverim seni ha. Dövermiş. Ah döversin beni sen. Ah, manyak mısın kızım be? Benim kazaklarımı benden izinsiz giyeceksin. Dövüleceğim. Böyle de kavga edilmez ya. Bırak tarafı ya. Bırak da gel buraya. Ay bunlar gene kavga ediyor. Yaşamıyorsunuz siz. Çok şey var biliyor musun babaanneciğim? Çok şey var. Mesela babam olabilir, bu ev olabilir, ne bileyim Aybike'nin odası olabilir ama şimdilik annemizin doğum gününde Aybike'ye aldığı kazağı paylaşamıyorlar. Ya Fatma anne bak, bunun siniri de aynı benim Cansu'ma benziyor ha. Ay ben size kurban olurum kız. Kardeşsiniz, yavrumsuz etmeyin, haydi bakalım. Ben delireceğim artık bak, vallahi billahi delireceğim. Ne diyorsunuz ya siz? Ne diyorsunuz ya? Kardeşim falan değil. Neyi anlatamıyorum ben? Çıkart şunu, çıkart şunu. Ya kızım ne kazakmış be? Al başlı insan. Giyme sen de şunu kazağını. Hayır, kavga etmeye yer arıyorsunuz yani. Ben yaşlı başlı kadınım, ben sizinle uğraşamam. Dağılın hadi. Manyak. Geç 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 geç. Sen de dünden beri kudurdun saçını başını yola kızın. Bir şey olacak başına bir şey. Hayır, nereden düştüm ben bu eve? Nereden düştüm? Akif Bey'e bir kahve getir oğlum. Tabii Gökhan Bey. Sade oğlum, sade. Hemen. Ya ortak, bir şey soracağım sana şimdi. Evet. Sen bu Aile Hanım'ın çalışmasından memnun musun? Bana pek işten anlamıyor gibi geldi. Aynı aileden mi bahsediyoruz Gökhan, Allah'ını seversen baksana ya. Arı gibi çalışıyor kız. Herkes de memnun. Neyi var bunu? Gayet de anlıyor işten yani. Yok yok. Biraz amatör sanki. Kovmak lazım. Ne? Kovmak lazım diyor. Kovmak mı lazım? Evet. Çalışmıyor. Ya ne zaman baksan elinde bir kahve tembellik yapıyor. Gönderelim başka yerde yapsın tembelliğini. Aynı aileden mi bahsediyoruz acaba? Ben şu anda merak ediyorum ya. Saçmalama Gökhan, kız servis yapıyor, servis. Daha ne yapsın ya? Arı gibi çalışıyor kız ya. Hayır ben seni anlıyorum. Senin duygunu anlıyorum ben. Tabii çocuklarla ilgili bir husumet var aranızda. Onun intikamını almak istiyorsun ama olmaz. Hem aile çok çalışkan bir insandır. Hem de bizim aile dostumuz. Ben kovamam kardeşim. Şimdi Akif'ciğim. Sen istersen hemen öyle kestirip atma. Kovarsın sen. Ne yapar, ne eder bir yolunu bulup kapının önüne koyarsın. Değil mi? Benim şimdi biz seninle artık sırdaş olduk. Bundan sonra birbirimizi koruyup kollayacağız. Sonra Süreyya Hanım'la olan ilişkimi Nebahat Hanım öğrensin istemeyiz değil mi? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Aa, estağfurullah ortak. Küçük bir rica diyelim buna. Ya bir iyilik istiyorum senden ortak ya. Bu kadın buralarda dolandıkça benim sinirlerim bozuluyor ya. Bana da yazık, günah değil mi? Değil mi ya?
Neyse. Ben şimdi gideyim mutfağa, organik sebzeler gelecekti. Onlara bir bakayım. Gerçi bak, da Aile Hanım'ın işi ama yine lak lak yapıyor orada. Tamam. Hadi bakalım. Sen de. Tövbe estağfurullah ya. Sen karı yılanına bak sen. Şantaj yapıyor. Ulan senin baba altından gösterdiğin sopanın üretimini Akif Atakul yapıyor. Sen neyin peşindesin diyeceğim. Nebahat var, Süreyya var. Tövbe yarabbim ya. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Millet, 3 tane yarışmamız olacak. Ama yönetmen bakın özellikle rica etti. Rekabetçi ve böyle eğlenceli program olsun istiyor, tamam mı? Ya ay, bunlar sevgi kelebeği ya. Bunlardan rekabetçi falan olmaz ki yani. Sen yönetmene söyle en iyisi. Bunlardan hiçbir heyecan çıkmaz. Ben sevgi kelebeğini göstereceğim size. Aşk, gerek yok. Ben size birazdan rekabetçiyi göstereceğim. Eren familyası, bu lafım size. Haberiniz olsun. Bir dakika. Canım benim. Yalnız sen çok böyle havalı havalı konuşuyorsun da dikkat et. Ayağın kayıp düşmesin. Hı, benim sevgilim de gaza gelmiştir. Bakacağız o işlere oyunda. Biz küs müyüz? Yok, değiliz. Bana pek değilmişiz gibi gelmedi. Bak ben sana söyleyeyim, bunların hepsi canavar abi. Bizi çiğ çiğ yerler biz böyle olursak. Sen beni hiç tanıyamamışsın Tolgacığım. Asıl ben sana aynı şeyi söylüyorum. Çünkü yarışmaya başlayınca eğer ki arkadaşım, ay bilmem ne bir şey dersen... ...hiç gözünün yaşına bakmam, söyleyeyim. Dümdüz yardıracaksın. Tamam ben, o iş bende. Aferin. Ya bir şey söyleyeceğim. Ha? Ya söylesene, o videoda ne vardı ya? Ya sevgilim bir şey yoktu diyorum sana. Söylesene ya, ne olacak söylesen. Ya yemin ediyorum bir şey yoktu ya, önemli bir şey değildi yani. Ayaz'cığım hazır mıyız? Hazırız hocam. Hazırsa kayda girelim artık. Gençler hazırız değil mi? Hazırız. Dedim ben. Hazır mıyız daha güçlü? Hazırız be. Evet. Bunlarla olmaz. Bak şu oyun başlarım, başka bir kas bulalım. Şimdi başlıyoruz, tamam mı? Bakın kameralar var diye kimse kasmasın. Tamam mı? İlk etapta kızlar yarışıyor. Elifçiğim önünde fanuslar var. İçinde ne olduğunu söyleyeceksin, bilemediğine pas geçeceksin, tamam mı? Hocam hazırız. Evet arkadaşlar, kayda giriyoruz. 3, 2, 1, kayıt. Yumuşak şey bir şey bu. Aa, bu kısır mı? Hayır, değil. Pas. Kısırın parçası marul. Doğru. Çiğ köfte tavana atayım. Hayır, git. Dokun. Yenilir mi? Yani biz ailecek yiyemiyoruz da genelde yeniyor. Bu iyi. Ha. Tamam dur, bekle. Elimden kayıyor. Normal. Ben bunu yemeğini yaparım, kabak bu. Harika, çok iyi. Oldukça zorluyuz Elif'ciğim. Ne bu? Sen söyleyeceksin ya. Dur. Ekmek. Bravo, geç. Batıyor bir şey, bu ne? Tarak. Portakal. Pat. Yenir. Genel olarak söyledim ben. Tamam, bildik zaten, çok bildik, pas. Pırasa. Doğru. Pırasa ya. Şey, peruk yok. Çocuk oyuncağı, basket potası. Pas. Gıda. Pirinç. Bravo. Hadi benden bir örnek sana. Havuç. Leblebi. Hamali. Şey, nohut. Şey, yiyorum ben bunu ya hep. Galeta. Tenis topu. Hakim olduğum bir konu. Yufka. Of, bilmem, plastik yufka. Yok, o hiç değil, boş ver sana. Atla geç. Meyve. Portakal. Bitti. Bravo. Emeğine sağlık. Bravo. Hadi aşkım. Tamam. Nohut bu. Evet. Bu domates bu. Hayır, hiç öyle bir şey değil. Öp! Ya of ya, ne yapıyorsun ya? Bir şey yok. Şey bu. Bilemezsen ne diyecektin mesela? Pas. Ama doğru. Ha, evet. Torpildiler. Torpil falan yok. Bu da şey. Berk mi yoksa? He, bu avuç. Bravo.
Tane tane anlatacağım. İyi oku dudaklarım, tamam? Tamam sevgilim. Hadi ver müziği. Başlıyoruz. Evet. 3, 2, 1 ve başla. Aşçı. Avcı. Aslı. Aslı. Aşçı. Aşçı. Torba. Aşkım dudağın yok ki, anlamıyorum hiçbir şey. Torba. Çorba. Torba. Ha? Bravo be. Bravo. Sıradaki. Geldi. Geldi. Görüyorsunuz değil mi? Ağaç. Naç. Ataç. Ağaç. 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 Bitti. Bildi. Bravo sevgilim. Marifet. Letafet. Marifet. Bitti. Bravo. Evet sıradaki. Kalem. Alem. Kalem. Elem. Kalem. Evet aşkım be. Gelsin. Domates. Patates. Martes. Bildim. Bildim ama değil mi hepsini? Bildin ya. Kek. Gel. Kek. Ben. Kek. Sen. Kek. Kek. Ha senin kafan. Kek. Kek. Ahize. Avize. Ahize. Avize. Ahiret. Ya hey. Çıkar. Çıkar şunu. Çıkar. Çıkar. Söyle bakayım. Ahize. Bu kadar. Bırakır mısın? Ayıp ediyorsun bak. Ya oğlum olur mu böyle şey? Gel buraya. Hazır mısın? Hazırız. Tarım. Yarım. Tarım. Bravo. Telefon. Telefon. Portakal. Portakal. Süpersin. Helal olsun. Bunu da bilirseniz kazanıyorsunuz. Hadi. Bak son bu. Bu son. Yüzük. Rızık. Ütü. Ütü mütü değil. Yüzük. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yüzük. Hadi bakalım dümdüz yürü. Şimdi önde bir basamak var, onun üstüne. Böyle bacağını kaldır. Evet, evet. Geçtin, bravo. Daha hızlı. Ya güven bana ya. Ya nasıl güveneyim, önümde hiçbir şey görmüyorum ben. Tamam, ben sana anlatıyorum. Beni dinlemezsen eğer olmaz bu oyun. Tamam, tamam şimdi ne yapayım işte, söyle. Bacağını kaldır, sağ bacağını kaldır, içine sok. Yürü, yürü. Sen kuzeni çek. Tolgacığım ya, hadi ya. Beni dinle, iyi dinle, tamam mı? Tut şimdi. 3, 2, 1 başla. 3 adım at, bir basamak var, üstüne çık. 2, 3 Çıktım. İn. İndim. 2 adım sağa, içine gir, orada bir kutucuk var. Arkadaşlar saniye farkıyla kazanan Berk ve Aylke. İşte bu. İşte bu. Bravo. Arkadaşlar çok eğlenceli bir program oldu. Yüksek enerjiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hocam. Hayır hayır. Ne zaman yayınlanacak? Biz size haber vereceğiz. Hep aynısını diyorlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Sağ olun. Şöyle. Sağ olun. İtiraz olan yok değil mi? Al sevgilim. Hemen çok mutlu olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bravo. Allah Allah.
sana helal olsun. Akif Atakul sana helal olsun oğlum. Ulan senin baban da maççıydı ya. Allah Allah. Allah Allah. Hoş geldin ama buraya değil. Direkt hadi bakayım sen şömlenin başına. Hadi canım. Hadi canım ben. Ay yok yok. Ay neler yapmışsın Akif, ne güzel kokuyor ya. Sürpriz. Vallahi mutfakta maharetli olduğunu hiç bilmiyordum. Her geçen gün beni daha da çok şaşırtıyorsun. Sen daha ne gördün? Sen daha ne gördün? Canımın içi bu da fragman. Film başlamadı daha ya. Hem de ne filmi biliyor musun? Aşk filmi tabii. Eyvah eyvah. Yandık o zaman eyvah. Niye? İçinde gözyaşı olmayan aşk filmi görmedim ben bugüne kadar. Öyle mi diyorsun ya? Bak haklı çıktım işte. Sen başladın bile ağlamaya. Ağlıyorum evet ama işte bunlar mutluluk gözyaşları. Yani senin yanındayım diye hep mutluluktan. Biraz mutluluktan, biraz da soğandan. Akif. He. Sen Nebahat'e ne dedin? Yani burada birlikte olduğumuzu bilmiyor ya. Nasıl ikna ettin? Ya şimdi benim Volkan diye bir arkadaşım var. Onunla biz arada halı saha maçı falan yapıyoruz. Dedim maça gideceğim ben dedim. Sonra Volkan'da kalacağım dedim. O şekil hallettik. Anladım. Ben de sana yardım edeyim o zaman. Ama efendim hayır. Size ne dendi? Size şömine dendi. Buyurun. Aa. Lütfen buyurun ama artık. Şömine tamam, dendi. Tamam. Size şömine dendi. Şömine otur rahat rahat sen ha. Şömine dendi sana. Mutfak istesen mutfak denirdi. Şömine dendi. Ay Akif neler yapmışsın böyle ya. Sana yemek yapacağım dediğinde hiç bu kadarını düşünmemiştim. Beğenmedin mi ya yoksa? Yok yok çok beğendim hatta bayıldım çok güzel olmuş. Ama yani sen böyle geleneksel bir adamsın ya. Hani lahmacun falan seviyorsun. Dedim acaba bana da mangal mı yakacak? Mangal yakacaktım. Aa. Tabii canım misler gibi mangal hayalim vardı ama hava soğuk. Dışarısı soğuk dedim benim Süreyya'm dedim üşür dedim dışarılarda dedim. Mangalı balığa çevirdim hop içeri aldım. Hadi bir bak tatlı hadi. Akif çok güzel olmuş. Bayıldım. Afiyet olsun. Daha önce de seninle buluşacaktık hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum tabii ki hatırlıyorum. Ben yine o zaman da böyle bir organizasyon yapmıştım sen biliyor musun? Çiçekler böyle, gül yaprakları falan. Sen ne yaptın? Sen ne yaptın? Sen gelmedin, Nebahat'ı yolladım. Buyur. İflah olmaz bir kazanovaya ders vermek istemiştim. He. Şu anda da o iflah olmaz kazanovayla birlikte karşılıklı ne yapıyorsun? Balık yiyorsun. Ama ben biliyordum. Biliyor musun? Ben biliyordum. Böyle olacağını biliyordum ben. İstikrarlı hayal hakikattir. Demişler. Tabii ben seni ta o Ankara'daki o otoparkta gördüm ya. Böyle tık 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 böyle otoparklı ayakkabılarınla yüreğime basarak geçtin ya sen. Ben o gün biliyordum bugün bu yemeği yiyeceğimizi ya. O zaman ben de itiraf edeyim. Mağazada seni ilk gördüğüm zaman sende bir şeytan tüyü olduğunu anlamıştım. Vardır. Ay Akif. Canım. Bu anı bir ölümsüzleştirelim mi? Fotoğraf çekelim ha? Çekelim. Nasıl çekeceksin? Ha, dur ben geleyim. Gel. Gel bakalım gel. Gel benim canım ha. Dur bakayım gel. Buradayım ha. Bakayım. Bakayım nasıl olmuş. Ay çok güzel çıkmış. Güzel çıkar tabii çünkü sen güzelsin. Ya. Haliyle. Bak birkaç tane çektim. Bu da çok güzel olmuş. Maşallah. Bize tercih ederseniz şefimizin imza yemeği var. Onu önerebilirim size. Çok lezzetlidir. Denemenizi tavsiye ederim. Kızlar ne yaptınız? Karar verebildiniz mi? Ay hepsi harika gözüküyor. Biz en iyisi biraz daha bakalım. Tamam olur tabii ki. Siz hazır olduğunuzda arkadaşlarımıza seslenin yardımcı olsunlar. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hoş geldin Akif'ciğim. Kolay gelsin. Oo Akif'ciğim. Hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Sebep? Bu kadın hala burada. Hani gönderecektin sen bu Aylin Hanım'a? Ya
Beni sık boğaz etme, tamam mı? Düşünüyorum. Yani bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Öyle ha deyince olacak iş değil bu yani. Bulursun sen bir yolunu. Halledersin. Çözersin bu işi Akif'cim. Bugün. Bak. Bir şey demiyorum. Bir şey demiyorum. Hocam niye kovayım? Ayrıca bir suçu yok, kabahati yok kadın ya. Ulan Gökhan, ulan kır yılanı. Ulan ne hale düşürdün beni be. Küpesini düşürmüş. Pahalı da bir şeye benziyor. Ha, ne boşum mu acaba? Neyse dur bakalım. Çıkar bir sahibi herhalde. Ah Süreyya, ah Süreyya, ah Süreyya. Aşkından düştüğümüz hallere bak ya. Ailenin ne kabahati var ya. Ha, bu çok büyük kötülük ya. Ev öbür türlü de bu kır yılanı binecek tepemize. Affet Ayla. Vallahi başka çarem yok. Affet. Yok işte yok, söylüyorum anlamıyorsunuz. Biri çaldı küpemi, hem de buradan biri çaldı. Aa, ama hanımefendi çok rica edeceğim, şöyle söyleyip durmayın. Bakın hepimizi töhmet altında bırakıyorsunuz. Bakıyoruz, bulacağız işte. Lütfen. Tamam tamam, o zaman şöyle yapalım. Madem hanımefendi bize güvenmiyor. Şöyle yapalım biz en kolay. Görkem, oğlum sen çağır bütün arkadaşlarını buraya, tamam mı? Herkes ceplerini boşaltacak, hadi bakayım. Yok yok yok, öyle olmaz. Daha detaylı bakılmasını istiyorum. Ne malum çantalarına koymadıkları? Aynen, ne malum. Doğru söylüyorsun. Çantalarını da getirsin herkes, hadi oğlum. Tabii. Hadi artık şiştim ben çünkü, hadi. Hadi bakalım. Buyurun. Bunda da yok. Allah Allah. Buyur Akif'cim. Benimkine de bakın da bir an önce bitsin şu terane. Zaten yeteri kadar rezil olduk müşterilerimize. Ayla. Hı. Bu kadın çalmış küpemi. Hayır hayır. Hayır, saçmalamayın. Ben çalmadım. Bilmiyorum nereden geldi o. Kızlar, hemen gidiyoruz buradan. Ben böyle bir rezalet görmedim. Ne? Neye bakıyorsunuz? Ben yapmadım. Bilmiyorum nereden çıktı o. Ayıptır yahu. Sen hala bir de soruyorsun mu yani? Ya saçma sapan konuşma.
Ben bir küpeye tamah edecek kadın mıyım? Ya bu küpe kimin çantasından çıktı? Sen neyin tatavasını yapıyorsun burada hala? Ya ben yapmadım diyorum. Ya seni geçtim, hadi herkesi geçtim. Akif, bak sen beni yıllardır tanıyorsun. Ya aklın mantığın alıyor mu? Ben niye böyle bir şey yapayım? Böyle bir şeye ihtiyacım var mı benim? Akif, lütfen bir şey söyle. Tamam ya, tamam. Tamam, bir dakika, bir sakin olalım önce. Belli ki bir karışıklık oldu. Olabilir, tamam. Çocuklara da herkes çantasını alsın. Hadi bakayım, hadi herkes işinin başına. Hadi bakalım, hadi can, hadi. Şimdi bir saniye, bir saniye. Bu öyle tek başına senin alabileceğin bir karar değil. Haliyle bu müessesemizi ilgilendiren bir prestij meselesi. Ayrıca ben senin o söylediğin şeylere de katılmıyorum. Aile Hanım'ın da durumu ortada. Düne kadar sizde kalıyordu. Ev tutacak parası yok. Allah seni kahretsin. Sen yaptın değil mi? O küpeyi benim çantama sen koydun. Saçmalama be. Sabahtan beri birlikteyiz. Yaptığın bir hata, suçu bana atıp durma. Hadi topla pulunu, pırtını, çantanı. Çık git buradan. Haydi. Akif. Bir şey söylemeyecek misin? Alacağın olsun Akif. Şu adama karşı beni savunmadın ya. Alacağın olsun. Vay 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 vay. Orsak sen ne yaman adam çıktın be. Sen koydun değil mi küpeyi çantaya? Vay be. Vallahi bravo. Aferin sana. Aferin. İstediğin dosya masa üstünde. Ya çok teşekkür ederim, süpersin. O zaman biz de sözümüz tutalım Efe'cim. Buyur biletlerin. Teşekkür ederim. Yalnız biriniz beni eve bırakabilir mi ya? Geç kaldım. Ben bırakırım. Motora binmek seni bozar mı? Bozmaz. Hadi o zaman. Dönüp seni alayım mı yoksa taksiyle mi dönersin? Ha yok ya, ben gelirim. Sen git. Evde görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Efe. Teşekkürler tekrar. Rica ederim. Evet Tolga Bey, bakalım sevgilinden ne saklıyormuşsun? Gülten, beni iyi dinle. Bu kaydı sana yolluyorum. Sen git bu kaydı, Suzan diye bir kadın var, ona göster. Ben o kadına yalan söyledim. İçer giderken olan kazanın sebebi benim. Minibüsün frenlerini de ben kestim. Bana bunu Şevval yaptırdı. Kazada ölen adamın eski karısı Şevval Ender. Baba! Abla! Baba! Baba! Sen nasıl kestin o freni ya? Anne ne diyor bu kadın? Sizin ağanız, babanızın işinde bulunduğu mübüsün frenlerini kestirmiş. Ha Görkemciğim, ben buraya bilgileri falan yazdım, tarihleri falan. 2 günlük rezervasyon yaptırıyorsun. Tamam Nebahat'ım, halledeceğim ben. Tamam, sağ ol. Nebahat, hayırdır rezervasyon falan? Yolculuk mu var? Hı-hı. Var. İşte. Bir 2 gün şöyle kaçalım, kafamızı dinleyelim diyoruz Akif'le. Akif'le mi gidiyorsunuz? Akif'le gidiyorum. Evet. Yani kendisi kocam olur ya, o yüzden onunla gidiyorum. Nereye peki? Çeşme'ye gideceğiz. Akif bayılıyor Çeşme'ye. Sen şimdi ne alaka, kış günü Çeşme ne yapacaksınız diyeceksin ama. İşte Akif öyle istedi, kalabalık bir yer olmasın dedi. İkimiz baş başa, sakince. Birbirimizle vakit geçirelim dedi. Ben de kırmadım kocamı. Neyse hadi, benim gitmem lazım. Biraz işim var da. Görüşürüz.
Görüşürüz. Bana ayrı oynuyor, Nebati ayrı oynuyor. Alacağın olsun Akif. Aman da aman. Ay. Sen benimle birlikteyken karınla tatil planları mı yapıyorsun Akif? Hayır. Yalan söyleme. Nebat rezervasyon yaptırdı da hem de nereye biliyor musun? Çeşme'ye. Sen bayılırmışsın. Bir de baş başa olalım demişsin. Ben bayılırım Çeşme. Vallahi bayılırım yani. Alaçatı olsun, Çeşme, Ildır, harika yerler. Hakikaten çok severim de yani onu. Dedim zaten yani şey yapsın diye söyledim, öylesine söyledim. Ya ben nasıl gideyim Çeşme'ye? Bu kadar iş var, güç var. Bu mevsimde niye gideyim Çeşme'ye ayrıca? Yani laf. Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle beni kıskanıyorsun ya, ben sana bayılıyorum ya. Zaten çok güzelsin, daha da güzel oluyorsun. Daha da güzel oluyorsun, ben iyice deliriyorum yani. Bak, sana ne göstereceğim. Göster bakayım. Bu fotoğrafı sen de çok beğeniyordun değil mi? Çok güzel çıkmışız. Çok, çok güzel fotoğraf ve sen zaten hep güzelsin. Ben bu fotoğrafa bayılıyorum. Sana zaten bayılıyorum. Sana bambaşka bir şekilde bayılıyorum. Burada kendime de bayılıyorum. Ne kadar yakışıklı çıkmışım ya. Yakıyorum ortalığı biliyor musun? Alev alev yakmışım, alev atmışım fotoğrafa ya. Peki bu fotoğrafı pek sevgili karın Nebat görse ne düşünürdü? Hı? İstemem. İstemem görmesin. Niye görsün ki? Nebat niye görüyor ayrıca bizim özelimizi? Ama görecek. Görecek. Nasıl, ne demek görecek ya? Nebat burada mı? Ay yok. Yok. Ben az önce bu fotoğrafı karına gönderdim. Ortamı nasıl yaktığını o da görsün istedim. Ne diyorsun? İyi yapmış mıyım? Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.